Merhaba sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta sonunda Koç burcunda bir ay tutulması yaşadık. Bu ay tutulmasının etkilerini bu hafta içerisinde hissetmeye devam edebilirsiniz. Özellikle kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili ve toplumsal kimliğinizle ilgili bazı gelişmeler olabileceği gibi aile büyükleri ve hayatınızdaki otorite kavramlarıyla da ilgili sizi duygusal olarak etkileyebilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Ay sizin yöneticiniz olduğu için ayın dolunay pozisyonu ve tutulmalar sizi duygusal olarak her zaman daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle özellikle hafta sonu duygusal iniş çıkışlarınız çok yoğun olmuş olabilir. Daha hassas ve kırılgan olmuş olabilirsiniz. Hafta başında da bu etkiler biraz devam edebilir. Bu nedenle kendinizi rahatlatacak çalışmalarla ilgilenmek, sevdiğiniz hobilere yönelmek, sevdiklerinizle mümkün olduğunca paylaşımlar yapmak size iyi gelecektir sevgili yengeçler. Hafta başında 20 Ekim'de Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Özellikle birazcık sosyal hayata karışıp dışarı çıkıp arkadaşlarınızla zaman geçirebileceğiniz 1-2 gün olduğunu işaret ediyor. Özellikle pazar ve pazartesi günleri. Ancak özellikle pazar günü gökyüzünde özellikle iletişimle ilgili sorunlar var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Mars'ın Neptün'le yaptığı karşıt açı, bunun yanı sıra aynı gün Boğa burcundaki Ay ve Satürn arasındaki karşıtlık, yine Ay ve Merkür arasındaki karşıtlık, iletişimle ilgili sorunlar, yanlış anlaşılmalar olabileceğini, bazı pürüzler çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle trafikte, seyahatlerde engel ve kısıtlamalarla, gecikmelerle de karşılaşabiliriz. Çünkü Merkür retrosu da başlayacak pazartesi günü. Merkür'ün Akrep burcundaki retro hareketi 10 Kasım'a kadar devam edecek. Merkür retroları zaten özellikle iletişimle ilgili konularda önemli sıkıntılar yaratabilen gezegen hareketleridir. Bu durum sizi de etkileyebilir. Merkür retrosu 5. evinizde olacağı için biraz yine sosyal hayatınızda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde, çocuklarınızla olan ilişkilerde zaman zaman geriye dönük sorunlarla uğraşmak isteyebileceğiniz veya bazı pürüzlerin gündeme gelebileceği bir dönem olabilir. Bunun yanı sıra retrolar eskilerle ilgili konuları ortaya çıkardığı için eski arkadaşlar, eski tanıdıklar, eski flörtler bir şekilde bu süreçte karşınıza çıkabilir. Ve aranızda eğer yarım kalmış, çözümlenmemiş sorunlar varsa bu Merkür retrosunu onları çözmek için de kullanabilirsiniz. Sevgili yengeçler, bu süreç içerisinde zaman zaman düşünceler, duygular biraz daha içe dönük olabilir, biraz daha dürtüsel hareketler yoğunlaşabilir, özellikle hayatınızdaki bilinmeyen konular, sırlar daha fazla ilginizi çekebilir, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde parayla ilgili, maddi konularla da ilgili bazı eski sorunlar da gündeme gelebilir. Ancak Satürn'ün de Akrep Burcu'nda olması, Güneş'in de ayın 23'ünden sonra Akrep Burcu'na geçiyor olması bir şekilde retronun sizi olumlu bir şekilde etkileyeceğini ve sorunları da çözümleyebileceğinizi, özellikle eskiden kalmış problemleri çözümleyerek önümüzdeki süreçte ileriye dönüp daha rahat hareketler edebileceğinizi gösteriyor. Hafta içerisinde Salı gününden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Salı günü, Çarşamba günü Ay İkizler Burcu'nda olacak. Bu süreçte biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Çok fazla sosyal hayata karışmak istemeyebilirsiniz. Ancak Perşembe gününden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçince kendinizi daha güçlü ve güvenli hissedeceksiniz. Biraz daha bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Özellikle Cuma günü hem iş hem özel ilişkiler gerçekten verimli sonuç alabileceğiniz bir gün. Eğer yeni girişimlerde bulunmak istiyorsanız o gün daha cesur bir şekilde hareket edebilirsiniz. Özellikle ilişkiler açısından bir şekilde kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ve karşıdaki kişiden de olumlu tepkiler alabileceğiniz bir gün olacak. Cuma günü de, cumartesi gününün ilk yarısı da Ay Yengeç Burcu'ndaki seyrini sürdürecek ve cumartesi akşam saatlerinden itibaren Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak.
Evet, günlük yorumları da takip etmeyi unutmayın sevgili yengeçler. Gün gün ayrıntılı bilgileri de bu şekilde elde edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.